Efendim iyi akşamlar, masaya hoş geldiniz. Bu akşam masamda yine çok sevdiğim, çok özel bir tiyatrocu dostum var. Yetkin Dikinciler masada efendim. Buyursunlar, başlıyoruz. Bu akşam tabii ki her konuğum çok özel, çok mutlu ediyorlar beni. Sağ olsunlar, kırmıyorlar ama sen çok nadir yakalanan bir oyuncusun. Böyle her dakika seni yakalayıp seyretmek, konuk almak falan zor oluyor. Yani evet. Ekranda seyretmek zor oluyor programlarda. Evet, değil biraz mi? Saklanan bir oyuncu evet. Belki bu anlamda. Doğru söylüyorsun. İyi ki de öyle bir oyuncusun. Çok da güzel bir şey. Koruyorsun aslında kendini. Yani işte kendimce. Ama maalesef benden kaçamadın. Kaçmadım. Israrlarım yüzünden. tacizlerim ve ısrarlarımla meşhur oldum efendim bu programda ve sonunda başardım. Çok doğru yapıyorsun. Ben de fırsatını bekledim. Bir üretim olsun, bir hani bir şeyi konuşacak bir şey olsun üzerinden diye onu bekledim. Hoş, senin konuşulacak çok şeyin var. Bir kere tiyatrodan hiç vazgeçmeyen, tiyatroya emek veren ve ne olursa olsun onca ün, onca şöhret de olsa mabedim tiyatrodur diyen bir oyuncu. Tabii ki sığınağımız orası. Sığınağımız orası ki. Olduğu için sana bu konuda hem takdirimi hem de konuşacak çok şey olduğunu söylemek olduğunu istiyorum. İpucu veriyorsun, bakıyorum, bekliyorum. Veriyorum, ben de. Veriyorum. Tamam. Ama tabii asıl sıcak sıcak burada olmanın sebebi son sinema filmin. Her evet. Şey mümkün. Evet. 19 Mayıs'ta vizyona girdi. Seyirci bu havalarda hani sinema gider miyiz gitmez miyiz derken güzel bir ilgi gösterdi ve harika başladı ve harika gidecek. Dileğim o. Umuyoruz. Dolayısıyla şu anda seyircilerimize şunu sinyalini veriyorum. Sevgili Yetkin Dikinciler'le hayatını, kariyerini ve son filmini konuşacağız. Kısa bir reklama gidelim, sonra buradayız efendim. Fotoğraflarımız da geliyor. Abo. Yetkin abi, bak böyle oynamışsınız. Bu ne demek? Değil bende mi? De illa armut ağacı olması gerekmiyor bir armut olmam için. Duygulandırdın i̇şte yahu. Sormuştum. Hocam nasıl oyuncu olacağım dedim. İnsan olacağım dedim. Felsefeyi evinde de yaparsın yahu dedi. Oturduğun yerde kalma dedi. Ne kadar bu? Krala para yok. Anam dedim, ilk defa kamera göreceğim. İlk defa kamerayla karşılaşacağım. Benim kız kardeşimi kaçıran adamın peşinden dört nala gitmem gerekiyor. Kartal abi dedi ki taklit yap oğlum, sen oyuncusun bilmiyor musun dedi. Nazımımız olur musun dedi Biket. Dıdım. Tüyler diken diken. Ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Ve ay aktörsünüz, her şeyi tabii yutturursunuz. Yok olmuyor, yutturamıyoruz. Yok. İmparator geldi. İmparator gitti. İmparator aşağı, imparator yukarı. Görmüş olduğunuz gibi önünüzde duran şeylere biz mikrofon diyoruz. Özel konser. Özel konserim efendim. İstek var. Ateşle oynamayınız. İşte yine aldı sanatım elimden ya. Ben de dedim, hayal ettim burada. Dedim ki gelir böyle bana da belki böyle. Ne yükseklerde gözüm var. Ayağım kalktı, ne yapayım acaba? Açın bir kubbe acayip. Bu benim hakkımdır ama. Her acayip. Onu bize ya. Bir kuple şey yapar bir bukle. Mısın? Bir kuple. Bir bukle. Sakın dokunmayın bana. Şunu bir tutunamadım diye bir bağır bana hadi ne olur. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Tutunamadım. Şu benim ciğerimi yakan. O şarkıdan bana minnacık oku. Hiç cesaretim yok. Evet efendim. Sen iyi ol zaten, ben en kötü olurum. Dedim ki ne olur belki gitarını getirir tabii de bize. Ki. Yalnızlık seyreden ne söyleyeyim sen ne istersen. Ömrüm özüm diye giriyormuşsun değil mi? Çıldırı çıldırı çıldırıyor. Sayfa sayfa. Bravo Nuro. Her şey mümkün dedik. Her şey mümkünle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Sonra söz sende olacak. Kendi küçük dünyasında yaşayıp giden tesisatçı İbrahim bir gün piyangodan büyük ikramiyeyi kazanır. Tüm hayatını geride bırakıp uzun bir tatile çıkar. Devamı bende var ama ben burada durmak istiyorum. Neden böyle bir filmde oynamak, yer almak istedin? Neydi seni çeken şey hikayede? Bize biraz anlatır mısın? Her zaman olduğu gibi bir oyuncu olduğun için çok iyi anlayacaksın. Seni kıpırdatan, harekete geçiren bir hikaye varsa onu ıskalamak biraz ağır geliyor. Yani bir hayale ortak olmak bir anlamda. Evet. Bir coşkunun parçası olmak.
Bir de iyi kalplilerle bir arada olmak. Alper Baba Yağmur. Evet. Aslında ondan bahsediyorum. Evet, senaryo ve yönetmenliğini üstlenmiş filmde. Ve sonrasında Alper vasıtasıyla tanıştığım arkadaşlar iyi ki girmişim, iyi ki bu filmi çekmişiz dedirtti. Adım adım hani senaryonun içinde yetkin şurada önerilerin nedirden tut da oyuncu önerileri nasıl olur, bu kadro nasıl oluşur, filmin kurgusunda acaba şöyle mi yapsak, müzik şöyle mi olsa, ses şöyle mi olsa falan gibi büyük bir hani ansambl duygusuyla hareket ettiği için neden onu seçtiğimi ben de kendime öyle cevapladım. İyi ki seçmişim. Öyle bir adamdı çünkü. Hatta ve hatta diyebilirim ki sana Doğa, sinemadan, tiyatrodan, filmden falan geçtim. İnsanlarla bir şey üretmekten zevk alma dönemindeyim artık. Ya, yani hiç şey önemi söyledim. Yok. O bir seyirciye ulaşır, o milyonlara ulaşır. Ulaştığı kadar kader kısmet. Biz yeter ki kendimiz bir şey için heyecan duyup onun içinde yer alalım. Senin ipucunu verdiğin konudaysa film tabii ki İbrahim'in piyangoyu kazanmasıyla çok başlayıp iyiymiş. Bitmiyor. İç içe geçen hikayeler var, kesişen hayatlar var. Ama kendi küçük dünyasında sözcüğünü ben biraz daha genişleteyim. Zengini yoksulu, kariyerlisi kariyersiz hep kendi küçük dünyasında aslında. Ve herkesin kendi bulunduğu yerden dışarıya doğru gözleri bakıyor ve orada gördükleri oluyor. Kendinde olmayanı istiyor herkes. Ya ne kadar yani zengini doğru. De kendinde olmayanı tabii istiyor, ki, fakiri de kendinde evet. Olmayanı istiyor aslında. Evet. Biraz bunların iç içe geçtiği bir hikaye. Zaten ismi de öyle değil mi? Her şey mümkün her deyince şey mümkün. Evet. Sonsuz bir hikaye bekliyor bizi sanki. Çünkü çok büyük bir cümle o. Büyük bir cümle. Umut veren bir cümle. Ve o kadar da basit bir cümle. Basit bir cümle aynen. Tabii filmimizden bahsederken oyuncu kadrosunu da saymadan geçmeyelim. Herkese de buradan selamlarımızı iletelim. Yetkin Dikincilerin dışında Azra Akın, Levent Ülgen, Kaan Girgin, Bora Sivri, Umut Oğuz, Bahtiyar Engin, Gonca Gül Sunar, Mehtap Bayri ve ustamız Haldun Dorman. Evet. Ne güzel bir kadro. Şimdi ne demek istediğini çok daha çok iyi tatlı, anladım. Evet. Dediğin gibi hiç değilse bir hatıran oldu, bir filmin oldu onlarla beraber diye tabii baktığın zaman en başta. Her en şey başta. Güzelleşiyor. Bir şeyi yaratma coşkusu o kadar. Kesinlikle. Kısa bir görüntümüz var. Bakalım her şey mümkün mü? Buyursunlar efendim. Hepimizin bildiği hikaye. Ünlü bir iş adamı sevgilisiyle gözlerden uzak tatil yaparken yakalanır. Bana bak Mert, ben bunların harika fotoğraflarını çektim. Bak bakalım patronun yakışıklı çıkmış mı? Ne yapacağız peki? Size şu çok benzeyen bir adam vardı ya. Vay, aferin oğlum. Başka bir adam. 5 milyon Allah! Şanslı adam büyük ikramiyeyi kazanır ve ortalıktan yok olur. Beni böyle bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Piyangoşu doğru mu? Güzel. Yo yo, çok güzel bir sevgili bulur. Yok artık. Bu da mı şans? Neredesin şimdi? Herif nerede? Ya baksana, ben seni sonra arayayım mı? Ve işte bildiğiniz hikayenin bilmediğiniz kısmı. Ya bu güzel kız aslından vazgeçer de benzerine aşık olursa? Olur mu demeyin. Eğer bir işin içinde aldatılan kadınlar varsa her şey mümkün. Ne parası be? Adam kimmiş peki? Ben. Galibanın teki. Dans. Aklımdan bir şey geçerse geçer. Tarafını seç. Anlaştık iyi mi? Ne varmış kafanda? Azrail mi olacak lan? İbrahim tatmış olmasın lan? Her şey mümkün. Şevket kardeş al hadi. İbrahim! Her şey mümkün. Her şey. Ne yaptın sen? Ne anlattı bu size? Fragmanı bayağı şöyle izledim. Aa, ooo. Haydin abi, Haydin abi de galada aynısını söylemişti. Evet, değil yani, öyle izledim. Aa, aa dedirtiyor film. Peki bir şey diyeceğim. Sen bir taşla iki kuş. Yani aynı filmin içerisinde iki farklı karakteri canlandırıyorsun o zaman. Evet, orada bir detay var ama aslında bu böyle konvansiyonel anlamda iki ayrı adamı oynuyorum. Evet, iki ayrı evet. Adam oynuyorum ama filmin bir özelliği de bu adamların birbirine çok benziyor olması. Tesadüf bu ya, hikaye evet, bu ya, masal ki. Bu ya. Yani zaten bir aldatma hikayesinden kurtulmak için yapılan bir operasyonun gerektirdiği bir yer değiştirme hikayesi. Ah, birinin diğerinin yerine hemen geçmesi tut hikayesi. Onda bir, hemen bir kulbunu uydurmuşsun. Güzel, sen erkekler diyorsun ama sonra kadınlar devreye giriyor. Kadınlar İşin devreye. İçine kadınlar her girerse de, aldatılan kadınlar girerse de iş
başka türlü bir finale doğru gidiyor. Orada da kadınlar için her şeyin mümkün olduğunu görüyoruz. Evet, filmin adı da efendim orada zaten. Ah tamam diye. Evet, o da mümkün çünkü. Uyandığımız yer oluyor. Tamam, şimdi filmimiz zaten şu anda vizyonda ve umarım yolu gişesi yine de sen öyle hırslı da bakmasan yine hiçbir de şey ama olsun. İnşallah iyi olur. Çok insana aynen ulaşsın. Aynen öyle, seyircilerimize evet. Ulaşsın. Onu alıyorum şimdi, ayrı bir yere koyuyorum. Evet. Çünkü biraz seni iyice tanımak istiyorum. Gidiyorum 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğan Yetkin'e. Emekli subay bir baba ve Kızılay hemşiresi bir annenin çocuğu. Çok doğru. Şimdi burada bir durmak istiyorum izninle. Fotoğraflarımız da geliyor. Abo. Şu dönemlere götürmeni istiyorum beni. Hmm. Emekli subay bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olmak nasıl bir çocukluktu? Nasıl ben bir annemden evdi? Başlayayım. Tamam. Ben hadi. Sağlıkçı bir aile geleneğinden geliyorum. Evet. Rahmetli anneannem ebe hemşire. Annem de hemşire. Anneannem de Kızılaylıydı. Onlar Türkiye'yi dolaştılar. Benim annemin doğum hikayesi de böyle bir hikaye zaten. Annem İstanbul çocuğu, İstanbul kızı ama doğduğu yer Zonguldak. Neden? Çünkü sağlık taramasına gidiyor anneannem. Ebe hemşireyken bölge bölge dolaşıyorlar. Kızın kayıtlar tutuyorlar, mı? Aşı yapıyorlar, iğne yapıyorlar. Tam o sıradayken yolculuk falan derken anneciğim 7 aylık erken doğum. Ve eyvah işte canım. Geldi falan derken dedem de askerde o sırada. Böyle... Eyvah erken doğum, kadıncağız morardı. Anneannem gidiyor. Yani o zamanki annemin annesi gidiyor. Orada da sağlıkçılar olduğu için hemen müdahale ediyorlar. Anneyi kurtaralım, bu çocuk yaşamaz diyorlar. Eşiğe bırakıyorlar onu çıkar çıkmaz. Kapının eşiğine. Anneannem böyle kendine geliyor. Oh diyorlar, kadını kurtardık. Alttan bir ses geliyor mii diye. Aa annem yaşıyor. Oo diyorlar, bu da yaşıyor hala. Yarım saat sonra, 40 dakika sonra. Benim annem böyle hayatta kalan bir kadın aslında. Mektup yazıyorlar çocuğun oldu diye. Dedeciğim oradan diyor ki o diyor bütün tatlılar benden diyor bütün bölüye diyor askerlik o zamanlar uzun yapılıyor. Çok seviniyor oğlum oldu zannediyor. Adını da hazırlamış. Kaya koyacakmış Kaya. Adını. Eyvallah. Sonra ikinci bir mektup geliyor. Kızın sağlıklı büyüyor falan diye. Kızım mı diye mektuptan öğreniyor. Toplayın tatlıları geri. İsmini koymanı bekliyoruz diyorlar hala. Dönünce koyacakmış. O diyor ben gelmeden koyayım. Ben Kaya zannediyordum ama bu benim kaderimmiş diyor. Annemin adını Kader koyuyor. Ben kadere inanırım. Hep böyle söylerim zaten. Aa nereden falan der. Yok yok anneme çok inandım derim o yüzden. En başta o yüzden kadere inanırım. Öyle bir annenin çocuğuyum ben. Biraz zorluklarla doğmuş büyümüş ama hayata çok güzel tutunmuş. Kendi ideallerinin peşinden koşmuş ve hep insanlara iyi gelmeye çalışan bir kadının çocuğuyum. Evde anneannem de vardı. Yengem de vardı. Kişisel olarak da şöyle söyleyebilirim. Babam... Evet askerliği yaptığı her işi düzgün yapmaya çalışan ama asker tabiatlı olmayan bir adam. Beşiktaş Genç'te top oynayan bir adam benim babam. A takımına yükseliyor. Evde yerel gazeteler var. Röveşata Kralı Sabahattin geleceğin umut vadeden yıldızlarından diye. İşte sarı saçları ve müthiş fuleleri çalımlarıyla A takımına da seçiliyor. Fakat o dönemlerde top futbol para getirmediği için çok kardeşli bir aile. Diyorlar ki abileri Nurettin amcam rahmetli. Sen şimdi top peşinde koşup hayta olursun. Gel seni kuleliğe yazdıralım diyorlar. Onu da asker yapıyorlar o vesileyle. Hayatı boyunca futbolu bırakmadı babam. Hala da çok büyük bir Beşiktaş fanatiği, hayranı hiçbir maçını kaçırmaz. İzler. Ama beni Galatasaraylı yaptı mesela. Ya, enteresan. Çok şey. Enteresan. O istedi yani Galatasaraylı. Ordu milli takımında falan da çalıştı. Hep futbol oynadı. Emekli oldu. Bir ilaç firmasında çalıştı. İlaç firmasına takım kurdu. Üçüncü kümeye kadar yükseldiler. Ya, bak nasıl yine böyle çok güzel frikikler atardı. 90'a peki. Takardı babam. Harikadır. Ya. Mahallede de böyle hep babamın takımında yer almak isterdim ama hep karşı takıma denk düşerdim. Ağlatırdı beni. Ve, şimdi izleyecek, sevinecek bunları. Şimdi aynen öyle. Selamlar olsun sevgili babana. Tabii babanın mesleği nedeniyle de karış karış Anadolu'yu tabii, dolaşıyorsun. Tabii. Ağrı'dan Erzurum'a, Yozgat, Ankara, Pınarhisar, Trabzon. Hatta ilkokul Trabzon'da okuyan Yetkin Dikinciler. Lise İstanbul Şeremin Lisesi. Hemen bir düzeltme. Bu program hep bu işe evet, yarıyor. Evet, her hemen vesileyle düzeltelim. Söylüyorum. Hani doğduğum yerde bazen Eşref Saati dizisinde Karadeniz'i oynadım diye Karadeniz'i zannediliyorum bazen. Tamam, değil. Süper. İstanbul'da doğup büyüdüm. Evet. Trabzon'da da okul başlayana kadar kaldık. Tamam. Ve çok güzel. 2 yılım geçti hatırlıyorum çünkü hatırlayabildiğim yaşlardaydım. Hayatımın en güzel gün batımlarını hatırlıyorum mesela Trabzon'da. Ay ne güzel. Bir hafta önce de oradaydık. Karadeniz Tiyatro Festivali'nde profesyonel oyunuyla 3 gün üst üste ne oynadık. Güzel. Tekrar anılarım canlandı falan. Çok seviyorum Trabzon'u ama anneciğim şöyle dedi, müdahale etti. Yok dedi ben her sene biz tayin oluyoruz diye çocuğumu oradan oraya götüremem dedi. Babacık sen burada kalıyorsun dedi. Görevin her neredeyse izinlerde sen geliyorsun, tatillerde biz geliyoruz. Ya. Benim oğlan dedi Fındıkzade İlkokulu'nda okuyacak İstanbul'da evimize yakın Aksaray.
Fındıkzade İlkokulu'nda ilkokula başladım ben de. İstanbul'da böylece yani düzeltmiş oluyoruz Trabzon'da okuduğu yanlışını. Peki şimdi asıl hikayem başlıyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okuyorsun. Evet. Felsefe okurken gittiğim bir tiyatro kursunda yine Biricik hocamız Yıldız Kenter'le yolların kesişiyor. Evet. Şimdi oraya kadar şunu sormak istiyorum. Çocukluğunda anladığım kadarıyla ailede sanata eğilim göstermiş bir figür yok. Evet, yapmak anlamında yok. İzlemek anlamında hep vardı. Ne güzel. Tabii o bizi çok etkileyen bir şey tabii çocuklukta ki. Ama senin içinde bu oyunculuk ateşi nasıl başladı? Nasıl yeşerdi bu duygular sende? Bilmiyorum. İki oyuncu olarak konuşalım. Senin tabii gelenekten gelen ben bir şeyin de var. Ben mecbur kaldım ama. Mecbur kaldın ama bütün bunların dışında sen izlerken yani senin o mecbur kaldığın ortamlarda aşağıda babacığının provasını izlerken arkadaşlarının hani yaptıklarına şahit olurken seni bir yere koyuyorlar ya kulise ya aşağıya. Ama oralarda bile bir kulak kabarttığın tabii gözünle ki böyle bir bu varsa var. Yoksa armut dibine düşmeyebilir aslında biliyorsun. Evet. Bende evet de illa armut ağacı olması gerekmiyor bir armut olmam için. Bende de şöyle oldu. O kadar zengin, o kadar renkli benim gürültülü patırtılı bir huzur ortamı diye nitelediğim bir aile ortamım vardı ki. Her kafadan bir ses çıkan ama kendi ahengi olan, müthiş huzurlu olan bir yengem var. Çırağan'da doğup büyüdü. Beşiktaş'ta atlı polisleri anlatır. Arnavut işte bahçıvanı anlatır. Anneannem başka hikaye anlatır Anadolu'da gördüğü. Dedeciğim zaten annemin baba tarafı Nazillili. Anneanneciğim de Denizlili, Yörük benim anneannem. Oralardan hikayelerini anlatır. Sen hep dinliyorsun. Hep böyle hikayeyi dinliyorsun. Babam asker başka bir şey anlatıyor. Tabii. Bizim evimiz bir de şöyle bir evdi Doğa. Kudret abi İzmir'den okumaya gelecek. İşte işletme okuyacak, iktisat okuyacak. Sonra bankacı oldu. Bizim evde okurdu. Yani şöyle, o üniversite yılları bizim evde geçerdi. İsmail abi polis okuluna girer. Denizlili, anneannemin akrabası. Hop İsmail abi bizdedir. Armağan abla, hop hemşire olacak hemşire okuluna. O onların o yılları, 2 yıl, 4 yıl... Bayağı konservatuarmış o ev. Bizim ev, yani, herkese böyle kapıların açıldığı, Havva ablalar, Ayşe ablalar, Atike ablalar, bunların hepsini telaffuz ediyorum ki duyduklarında sevinsinler. Tabii buna ki da yarasın bu işler. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim ev, benim tek başıma fiili olarak aslında ailemin tek çocuğuyum ama ne kadar çok abim ablam var ve onlar ne kadar yürekten bize sahip çıktılar. Kendi hafta sonlarında bizi yemeklere götürdüler, sinemalara, luna parklara götürdüler. O zenginlikte büyüdüm, tabii, o renklerle büyüdüm ve birdenbire de şunu fark ettim. Ben aslında bir meslek falan seçemem. Yani ilkokulda, ortaokulda idare ettim de lisede, derslerde son derece başarısızım. Tam o aşamaya geldim işte. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okuyorum. Çarşamba günleri de dediler ki Yıldız Kenter geliyor. Allah. Evet. Biraz da korku var mıydı içinde? Yani tabii ki. Olmaz mı? Ne yani, güzel. Yani mutlaka. Ya ben Müşik Kenter'in öğrencisiyim. Ben Müşik Hoca Mimar Sinan mezunuyum. Ben de öyleyim. Aynen o öyle ama Yıldız Hoca'yı da tabii ki çocukluğumda tanıma şansım oldu. Evet. Bir iki dersine de girmiştim kaçak. Evet, biz de işte çaba sarf ettik. Evet. Canım hocam, canım ay, hocam. Canım, canım benim. Hocalarımız, bunun değerlerimiz. Bunun içinde yatsın, güzel hocalarımız bizim. İnsan. Şey, duygulandırdın i̇şte yahu. Sormuştum. Hocam nasıl oyuncu olacağım dedim. İnsan olacağım dedi. İnsan, bu evet kadar. Evet. Sordum, en büyük miras da bu değil mi? Düşündüğüm zaman Müşik Hoca bana ne öğretmiştir dediğimde başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Gerek var mı zaten? Hedeflediğimiz işte şey insansa, evet, yeryüzündeki bütün insanlar, onları anlatmaya soyunuyoruz ya. Hoca da demiş ki insan. İnsan olun önce. Evet, aynen öyle. Şanslıyız. Şimdi şeyi tamamlayayım müsaadenle. Evet, Edebiyat Fakültesi. Yıldız Hoca'nın dersi hoca da geldi. Vardı. Biz böyle işte şiirler okuyoruz. Orhan Veli'den şiirleri dramatize ediyoruz. Oyun seçtik. Federico Garcia Lorca. Mehmet Birkiye de geldi. Öf. O sahneliyor. Celal Kadri geldi. Öf. Genç, yeni mezun oyuncu arkadaşımız. Müthiş enerjik. Hadi arkadaşlar falan diye o coşkusuyla. Beni böyle bir ara Yıldız Hoca ikinci, üçüncü buluşmada dedi ki Yetkincim bu işi yapmak ister misin dedi. Hocam dedim yapmak istediğim için buradayım. Yok dedim meslek olarak yapmak ister misin? Nasıl yapılıyor bilmiyorum ki dedim. Okulu var şekerim bunun dedi. Tamam dedim ben o zaman okulu bitirince. Yok dedi geç kalırsın. Üçüncü sınıftan bıraktım okulu. Şöyle bir zarfıyla Yıldız Hoca'nın. Felsefeyi evinde de yaparsın yahu dedi. Oturduğun yerde kalma dedi. Bir anlamda doğru söylemiş espriydi. Ama aslında felsefe dediğimiz şey öyle çok hayatımızın dışında bir şey değil, yanı başımızda. Her vesileyle bu örneği vermeye çalışıyorum. Filozof olmaya gerek yok. Soru soran varlık olmak ve yanıt arayan insan olmak. Şimdi buna bir de bedenimi ruhumu kattım. Yıldız Hoca'nın o etkisiyle. Artık bedenim ruhum da soru soruyor. Yeryüzünde ne kadar insan varsa onların sorularını kendi sorularım yapmaya çalışıyorum. Hikayelerini kendi hikayelerim yapmaya çalışıyorum.
Ve onlar için bir şey keşfederken her seferinde kendimi keşfediyorum yeniden. Zenginleşiyorum. Yani senin kahramanın ve senin keşfeden kişi Yıldız Kenter işte. Öyle diyebiliriz. Keşif yani, hikayeniz o bir var mı? Dönüm işte. Noktası. O bir yol ayrımı. Yıldız Hadi Hoca. Ardından neler olduğuna bakalım. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na giriyorsun. Ve yani, Müşrik Kenterli yıllarımız. Evet. Evet, aynı konservatuar mezunuyuz. Ne mutlu bize. 93 senesinde bitiriyorsun. Evet. Ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda artık zaten Müşrik Hoca. Hemen orada da doğru şöyle evet, bir düzeltmesi var. Ardından hemen. Değil, daha okuldayken. Yani Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda ben ikinci sınıftaydım. Zeliha Hocamız o sırada sanat yönetmeni evet, kurmuştu Bakırköy Belediye Tiyatroları'nı. Ve biz rahmetli Oğuz Hocamızın, Oğuz Aral'ın, Dario Fo'nun Bedava mı sandın adlı oyunuyla ya. Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Gürdallar, Dursun Aliler falan böyle. Biz de pandomim ekibiydik. Top çevirip taklalar atıyorduk o sırada taytlarımızla. Şık şıkırdım. İnşallah fotoğrafları yoktur sizde. Onları çalamadık. Orada başladım. Ve ilk hani profesyonel olarak zarf içerisinde yövmiyemi aldım. Yövmiye. Çok mutlu olmuştum. Ne güzel. Gelenek ne güzel. Pastamızı da almıştık tabii ki. Ve o sırada devam ediyorsun öğrenciliğine. Bunu evet, düzelttik. Antalya 4 yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev alıyorsun ardından. Evet. Ve 99 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oynamaya başlıyorum. Oynamaya başlıyorsun. O sırada peki ne olur onu da bana kısaca söyle. Mutlu musun kendinden? Hep yani, evet ben oyuncu oldum ve of, tamam hem de ne biçim. Şimdi başlıyoruz diyor musun? Antalya şimdiden? Zaten Mustafa Avkıranlar, o da hocam Musa oldu. Uzunlar ve ne yazık ki yeni kaybettiğimiz Payidar Tüfekçioğlu. Ah, ah, ah. Onu da bir yad edelim. Nurla, evet Allah rahmet eylesin. Birer birer kaybediyoruz. Öyle insanlarla buluştuk ki içine düştük ki yani bir ekip olmanın, kumpanya olmanın tadına vardık. Biz belki devlet tiyatrosu başlığı altında çalışıyorduk ama ekip olarak çalışıyorduk. Prova yaptığımız yerleri anlatamam, saatleri anlatamam. 2 yıl Antalya'da yaşadım Doğa. Denize girmedim. Yani çalışmaktan, prova yapmaktan. Ne güzel, en güzel. Tuzum kendi tuzumdu prova. Yani üzerimdeki. En güzeli prova. Ben terimin hiç... tuzuydu. Evet. Tabii ki yani. Aynen öyle düşünüyorum. Yaratmanın en büyük keyfini de provalarda kesinlikle çıkarıyoruz. Kesinlikle katılıyorum sana. Sonrasında bir tesadüfle bizim kadrolarımız verilirken bana dediler ki Diyarbakır kadron çıktı senin. Gitmek ister misin? Tabii ki isterim. Memleketin bir köşesi. Hem de ben ailemle zaten Anadolu'yu gezmişim. Karış karış gezmişim. Gezmeye de devam etmek istiyorum. Bir de orası mahrumiyet bölgesi olarak biliniyor ya. Ama ben biliyorum ki öyle değil. Hissettiğim doğru çıkıyor. Dünyanın en güzel insanlarıyla karşılaşıyorum o bölgede. Diyarbakır Haso insanıyla karşılaşıyorum. Hala da çok güzel dostluklarım var. Orası da memleketimin bir köşesi. Çok değerli insanlarla her günde gidip gelmeye razıyım. 4 yıl orada hiç ayrılmak istemeden çalıştım. Çünkü o bölgenin esnafı da, oranın anneleri de Kürdü, Süryanisi, Ermenisi hepsi kucaklarını açtılar. Tabii oyunlara ki. Geldiler. Çolukları çocukları oyunlara geldi. Oyunları izlemekle kalmadı. Gittiler Shakespeare'in, Molière'in eserlerini buldular. Yetkin abi bak böyle oynamışsınız. Bu ne demek? Siz oyunun bu bölümünü niye attınız? İşte Strich diye bir şey var atabilirsin. Ama peki burayı neyi böyle yorumladınız? İşte yönetmen diye bir şey var. Sahnede bizi görüyorsunuz ama bunu bir yönetmen sahneye koyuyor. Çocuklar bunu öğreniyor. Bir bakıyorsun yıllar geçiyor. O çocuklar kimi yazar olmuş, kimi dramaturg olmuş, kimi oyuncu olmuş, kimi yönetmen olmuş. Bugün o çocuklarla artık birlikte iş yapıyoruz. Yani dokunduğunuz bir şeyin etkisini mutlaka görüyorsunuz. Attığınız taşın ürküttüğünüz kuşa değdiğini görüyorsunuz. 99'da gelene kadar da şu dönem de geçsin, bitsin demedim. İşte benim şu anda oynadığım Bülent Emin Yarar, o da Diyarbakır'da tiyatro yaptı. Dönüştü, değişti hayat bizim için. Bizim için değiştiği kadar oranın insanı için de dönüştü, değişti. Bir şeyi götürüyorsanız değiştirmek mümkün. Yeter tabii ki iyi niyetli ki. Yeter ol. Yeter ki iyi niyetli ol ve iste bunu. İstemeye ve inan devam yaptığın et. Şeye tabii ki. İşte. Etki tepki. Peki sonrasında artık tanınmışlığına gelmek istiyorum. Biraz daha hızlı hareket edeceğim tabii, burada. Tabii televizyon devreye girince öyle şu, oluyor. Ama olsun yine de şu tiyatro oyunlarını da bir sayalım. Şems Unutma, Profesyonel, Dünyanın Ortasına Bir Yer, Yakın Doğu'da Emanet, Müfettiş, Kaygısız Abdal, Ölüm ve Kız, Zincire Vurulmuş Prometheus, Kısasa Kısas, Ayrılık Müziği, Tartüf, Düdükçülerle Fırçacı Savaşı, Kanlı Düğün, Ferhat'ın Yeni Acıları. O kadar iyi oyunlar oynamışsın ki. Ne mutlu. Bu da evet. Şans ama. Bu da çok büyük bir şans. Buna da yani. İnanıyorum. Yani buna da inanıyorum. Hakikaten herkese denk gelmiyor şimdi. Özel tiyatroya giriyorsun. Ancak bir oyunda hani uzun bir zaman evet, oynayabiliyorsun. Evet. Sen şimdi şehir tiyatrolarında da olduğun için devlet o geniş devlet evet. tiyatrolarında olduğun için o geniş repertuardan da faydalanabiliyorsun. Çok doğru. Bu da doğru. O yüzden ama şuna da emin ol Doğa. Biz işte her gün aynı şeyi konuşuyoruz Bülent'le. Yahu boş alan
nasıl doldurduğunla ilgili bu. Sen şimdi devletin tiyatrosunu yapıyorum, devletin tiyatrosu olur mu? Bunları düşünmeyin. Koltuğun maliyetini düşünmeyin. Evet. Yeter ki insanlara düzgün hikayeleri götürmekle ilgilenin. Devlet bir şeyleri sübvanse eder, etmelidir de. Onun karşılığı ticari değildir her zaman. Biletimiz ucuzdur. 6 liradır, 10 liradır. Doğuda, Güneydoğu'da tabii 4 liradır. Ki. Ama bedeli çok daha bedeli büyüktür. Çok karşılığı ben çok güzeldir. Ben çok isterdim bu tecrübeyi yaşamak. Çalışmaktan başka yollara gitti hayatım ama kesinlikle o tecrübeyi yaşamak isterdim. Katılıyorum sana. Peki ne zaman tanıdılar? Sen ne zaman ünlü oldun? Ben bir şey söyleyeyim. Şöhrete ne zaman kavuştun hatırlıyor musun? Niye gülüyorsun bana? Şöhretin ne olduğuyla ilgileniyorum şu tabii anda. Tabii ki. Yani senin için şöhretin, ben şöhretimi çöpe attım, umurumda değil. Yaptığım iş görünür olduğu için tanınıyorum sadece. Hı. Görünen biri olmaya çalışmıyorum demişsin senin tabii cümlen. Tabii ki. Bir bunu de biliyorum. Yine bir şey düzelteyim. Şöhretimi güzel çöpe attım diyemem. Şöhreti çöpe attım ben. Şöhreti şöhretim çöpe yok çünkü benim. Tamam, şöhret peki var. Gelip üstüne bazen yapışıyor insanın. Geçiyor. Sen o kişi değilsin ya tamam aslında. Ama şuna katılmıyor musun? Bunun mütevazılığından da yaptığını biliyorum. Çoğu dostum aynı şekilde senin verdiğin tepkileri veriyor. Ama gel gör ki gerçekten tanınmışlık ve şöhret diye bir şey de var. Peki. İlk bunu soruyorum ilk sana. İlk fiziki tanınırlığı aynen şöyle bahsedeyim. Aynen. Bu çocuk da kim ya? Böyle dalyan gibi masmavi gözler. Neydi bu? Hiç televizyona çıkmadan, sinemayla ilgilenmeden Diyarbakır'dayken örneğin. Evet. Kısasa Kısas oyununu oynadığımızda Işıl Kasapoğlu'nun sahnelediği Dük oynamıştım. Oradaki Dük sözcüğü tabii Türkçe'de pek yok. Akılda tabii kalmıyordu. Daha bir hafta oynadım. Alışverişe çıktım Diyarbakır'a. İmparator geldi. İmparator aa, gitti. İmparator aşağı, imparator yukarı. Süper. Kral geldi ya da. Çayımızı iç, yemeğimizi ye, şuradan bir şey ah, al. Ah, ah. Ne alırsam, ne kadar bu? Krala para yok. Ay canım benim. Bence bu şöhret. Ta ki %100 şöhret. Bu iletişim araçlarının olmadığı, internetin, telefonun, olmadığı, televizyonun falan ki zaten orada yok. De hiçbir şey yapmıyorum başka. Ama işte benim için çok değerli şöhret bu. Çünkü insan evinden kalkmış, sana gelmiş. Gelmiş. Seni görmüş, takdir etmiş, alkışlamış. Bir de ertesi gün diyor ki ne kadar güzeldi, bize ne güzel hikaye anlattınız. Gel sen de şimdi benim çayımı iç diyor. Benim için hani varsa şöhret bu kadar olmalı. Tamam peki o zaman. Ötesi. Tamam belli ki senden cevap alamayacağız. O zaman görsel olarak sana göstereceğim. İlk biz seni hangi işliğinde tanıdık, nasıl başladı? Televizyon yolculuğun. Tamam. Oyunlarını ayırıyorum bak. Tabii ki tekrar canım söylüyorum. Keyfine bak. Lütfen efendim buyursun. Bir de televizyondayız de yani. Bir hatırlasın. Siz karar verin tabii. Buyursunlar. Siz kimsiniz? Doktor Zeynep. Anlaşıldı değil sizsin. Allah'tan kulakların duyuyor. Ben Cem, şirketin genel müdürüyüm. En azından şimdilik. Şaka ahbap şaka. Memleketi ve milleti kurtarmak isteyenler için cesaret, hamiyet, hüsnü niyet ve fedakarlık elzem olan vasıflardandır. Yine nerede? İnanın bilmiyorum. En son ben gitmeden önce görüştük. Ben sana alışmadım mı misi? Al hançeri kadını vur ben öleyim. İstediğin bu değil miydi? İlk aşkının gelip seni götürmesi. İşte buradayım. Yarın yüz yüze bakacaksınız. Yüz ola ki yüz yüze bakasın. Senin yüzüne bakana değil çakana adam derler. Aynı zamanda babayım ben. Küçük bir kızım var. Annesinin hala yaşadığına inanıyorum. Aşık olduğuma göre şairliğin falanın filanın çok ötesinde bir şeyim herhalde. Hangi taraftan önlemekte bu? Gidin. Gidin bulun şunu. Usta işini en iyi yapan insan demek. O zaman sen de uşağı yap. Ne olacak bugün buraya gelecek? Gelmeyecek dedim. Gelecek dedim. Havacığım. Nasıl da özlemişim o leylak kokan saçlarını. Gidip güzel kutulanmış bir dolap olacaklarına gelip bir marangoza sipariş ediyorlar. Ne akıl değil mi? Tam fikir şahane de olur yok. Tam teşekküllü hastanenin cerrahisini bırakıp klinikte mi çalışır? Cuma sabahı. Kızınız cuma sabahından beri kayıp ve siz çarşamba akşamı bunu fark ettiniz. Yok hayır bakın şöyle. Bak ben geldim işte. Buradayım artık. Hasılı hakkında her şeyi biliyorum kızım. Öğretmenlerin başarıların hususunda hemfikir. Köyün üstündeki tepeyi niye kullanmıyorsun? Sıkla sen lan! Ah! Ahmet Paşa. Emredin hünkârım. Sen ne düşünüyorsun bu sefer hususunda? Zor bir sefer olacağı aşikar hünkârım. Siz de elinizde kahve
öyle geziyorsun sen? Kahve böyle içilmez ki, oturarak içilir. Allah Allah. Bütün gün böyle mi dolaşacağım ben şimdi? Şanslı adam büyük ikramiyeyi kazanır ve ortalıktan yok olur. Ne anlattı bu size? Ne hissediyorsun kendini izlediğinde? Yıllar akmış gitmiş. Tabii ki bu seni yaşatacağımla başlayan bir evet. süreç. O zamanlar televizyondaki voiceoverların seni yaşatacağım olarak anons ettikleri her seferinde doğru. düzeltmeye çalıştığımız hepsinin birer dönüm noktası olduğunu tabii. söyleyebilirim. Hepsinde tatlı tatlı anılarım var. Ama ben çok eski gibi görmüyorum nedense. Yani çok eski gibi değil canım, 2000'li yıllar. Tamam ya, şey anlamında söylemiyorum, hiç yaşlanmakla ilgili de derdim yok. Asla yok, ne güzel yaşayıp gidiyoruz işte. Şunu söylemek istiyorum. Bugün de mesela dese ki Türker İnanoğlu öyle yapmıştı, jönüm olacaksın demişti. Ben bilmiyorum jön olmayı dedim, ben yapacağım dedi. Hani onun yeri çok büyüktür mesela televizyonla ilgili. Oraya da Meliha Varol sayesinde zaten geldi. Oyunu izledi. Dedi ki bak tiyatroda böyle bir aktör var Türker abi dedi. Bir bak dedi. O da ne güzel baktı ki bu işlere soktu beni. Ne güzel beni. Ne kadar önemli. Ben gerçekten şöyle dedim. Ben o televizyon oynayabilir miyim bilmiyorum dedim. Güldüler ve öyle başladı hikaye zaten. Ama bunların arasında bir Kartal Tibet'le hikayemiz var. Daha okul yıllarında ilk uzun metrajımı aslında TRT içindi, televizyon içindi ama o zaman çektim. 35'e çekmiştik hem de. Bedel diye bir film çekmiştik. Bedel. Yoktur kayıtları falan büyük ihtimalle. Oynadı, geçti, gitti. İlk böyle şeyim de sete çıkmam da öyle olmuştur. Bunu anlatmadan geçmeyeyim istersen. Kartal abiye dedim ki Kartal Tibet'e. O yardım da ediyorum, kadro falan kuruyor, konservatuar öğrencisiyim, hevesliyim de bir şeyler yapayım, prodüksiyonun ucundan tutayım diye. Seni de oynatacağım dedi, güzel de bir rol. Ben dedim bilmiyorum hakikaten, onu merak etme dedi. Senaryo okudum, Kartal abi dedim ata biniyor bu adam. Ben daha oyunculuğu yeni biliyorum, bir de bu adam ata, ata hiç binmedim dedim. Orada dedi Kapadokya'da çekeceğiz, çok güzel atlar, güzel atlar ülkesi orası dedi, öğretirler dedi. Pazartesi repo, salı sete, beni de uçakla Niğde'ye götürdüler, geçiyorum. Fakat dediler ki pat indik, repoyu iptal ettik, yetkin sete gidiyorsun. At. Anam dedim ilk defa kamera göreceğim. İlk defa kamerayla karşılaşacağım. Ve getirdiler mi atı da kameranın yanına. Ya. Hem kamera hem at. Hadi bakalım. Haydi oynat. Haydi oynat. Sahnede şu, benim kız kardeşimi kaçıran adamın peşinden dört nala gitmem gerekiyor. Kartal abi dedi ki taklit yap oğlum, sen oyuncusun bilmiyor musun dedi. O ata bir çıktım zaten, hani yandan vur diyorlar, gitmesi evet. lazım. At gülüyor bana, bakıyor. Böyle gitmem diyor. Hadi bir diyorum biraz daha. Ey diyorum böyle, at gitmiyor. Adam bir vurdu, ben başladım gitmeye. Ondan sonra da beni uzaktan tabii teleyle takip ediyorlar. Yetkin biraz daha hareketli dedi. At gidiyor ama yine yavaşladı. Ben giderken de bu sefer atın hızını anladım. At hızlı giderken vücudumun aldığı dili anladım. Bu sefer onun taklidini yapmaya başladım. At aşağıda duruyor, yetkin üstte koşuyor dört nala. Sinemanın da böyle bir büyüsü var. Baktım ki bayağı yemiş aslında. İlk aslında kamera deneyimimi ve ata binme deneyimimi birlikte yaşadım. Ve böylece sinemaya dört nala bir başlangıç yapmış dört oldum. Dört nala bir başlangıç göre, yapmış evet. oldum ve çok güzel filmlerin var. Çok güzel ödüllerin var. Mesela Mavi Gözlü Devle 19. Ankara Film Festivali ödülünü alıyorsun. Ardından 14. Çasot en iyi oyuncu. 13. Sadri Alışık ödülleri yine. İnan Mavi. Ki saymayalım, hiç gerek yok. Çok var. O kadar yine güzel yine mütevazılık ki... değil. Hepsi tabii ki izliyorlar. Görece bir şey, o dönem bir sürü önemli film yapılıyor, şey oyunlar oynanıyor, hepimiz ödüller alıyoruz. Hayır, bunu sadece birinden saymak kıymetli değiliz aslında. Nazım Hikmet'le aldığın ödüllerdi bunlar. Evet, evet. Bu... Sadece onları kendime cımbızladım. Benim teşekkür en ederim. Sevdiğim çok şair haklısın. Olduğu için çok ve haklısın. Baş tacım olduğu için. Tabii ki. Çok merakla gitmiştim filmine, nasıl Hı-hı. bir şey izleyeceğim acaba diye. Sen nasıl bir şey hissettin? Nazım oynamak şöyle, kaç kişiye nasip olur? Biz Biket İlhan'la, onun beni ayrılık müziği vardı o sırada, bir de... ne oynuyorduk? Galiba Ölüm ve Kız oynuyorduk tiyatro perada. Bir baktım böyle galada işte biri var, bir yönetmen, ben Biket İlhan tanıyorum bunu dedim. Çok tatlı. O da böyle kalabalık geçiyor, iki uçtayız fuayede. Oyun bitmiş, tebrik etmek için bakıyor zannediyorum. Bir daha bakıyor böyle baştan ayağa süzüyor. Ertesi gün telefon geldi sonra. Yetkin dedi bir senaryomuz var dedi, bir gelip tanışabilir miyiz dedi. Hani bir bak, tamam bir kahve içelim. Metin Belgin bir senaryo yazmış. Aha. Baktım Mavi Gözlü. Aa dedim, Nazım'ın filmini mi çekiyorsunuz? Harika. Çekiyoruz dediler. Ne istiyorsunuz benden dedim. Nazım'ımız olur musun dedi Biket. Dadım. Tüyler diken diken. Olmaz mıyım dedim. Ama hemen dedim bir bakmam lazım. Kaygısız Abdal oyunuyla Hacı Bektaş'a turneye gidiyoruz.
Hemen zaten yolun ikinci saatinde otobüse gidiyorduk. Bitirdim, inmeyi bekledim arayayım diye. Çok harika bir şey, detayları konuşuruz. Ama dedim, ben bu şaire daha çok yaklaşmak istiyorum. Varım dedim, yani içinde olmak istiyorum. Bu heyecanınızı paylaşıyorum. Senaryo 5 kere daha yazıldı, 6 kere daha yazıldı. Metin düzeltti, Biket düzeltti. İstediğimiz gibi bir Nazım yelpazesi oluşturamasak da... Olsun. Nazım'a dair bir filmin Türk sinemasında olmasını önemsediğimiz için en başta bu filmi çekeceğiz dedik mutlaka ve çektik. Bursa Hapishanesi yıllarını özelde yaklaştık. Flashbacklerle geriye döndük, ileri gittik. Başka birçok şeyine değindik. Biliyorum bir film Nazım'ı anlatmaz. Filmler Nazım'ı anlatmaz. İnsanın kendisinin yaklaşması lazım. Yorumlarken de böyle bir dertle baş başaydım. Nazım o kadar çok yorumlandı ki aslında tiyatroda şiirleri okundu. Dedim ki çok biliniyor. Bilen kendi bildiği gibi biliyor. Bilmeyen de bilmediği için eleştirebilir. Bir risk olabilirdi. Ama ben değer diye düşündüm. Çünkü benim amacım zaten hasbelkader izini sürmeye çalıştığım şaire bir de can vermek, ruh vermekti. Ve orada da yine Nazım'ın kendi söyledikleriyle baş başa kaldım. Nazım hep hayalsiz yaşamayacağını, umutsuz yaşamayacağını söylüyordu. Ve ben de kendimle yüzleştim. İçimden Nazım'a sordum. Yani usta dedim, Nazım usta, seni yorumlayacağım ve oynayacağım, beyaz perdeye aktaracağım. Nasıl yaparım dedim. Aha. İstediğin gibi yap dedi bana. Süpermiş bu. Evet. Kesin öyle derdi. Derdi öyle diye düşündüm. Çünkü, anlayabildiğini mi? Tahmin ediyorum. Var mıdır şiiri aklında, okuyabileceğim bir şiir var mıdır? Her zaman şiirleri aklımda. Ama böyle hani bilmiyorum, o konuda da mahcup oluyorum. Her programda katılıp da böyle şiir istendiği zaman hani... Öyle yapıldı mı, ben ne bileyim. Okuyan kişi olmaktan da imtina ediyorum ama... bir böyle minicik bir hani birlikte analım diye birbirimize okuyalım aslında. Olur. Hani dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Ay, ne güzel oldu, ne güzel oldu. Ne çok yazmış. Teşekkür ederim. Sayende okudum şu anda. Ben seyirciden mahcup ederim. Olduğum için hiçbir yere bakmadım. Hiç mahcup olur musun ya? İki oyuncu olarak bir anı paylaştık. Evet, hakikaten tamam. Bir anımız oldu seninle. Değil mi? Buradan da gönderelim onu artık, evet. Her neyse. Peki, kolaylıkla sen diyemem. Aristokrat bir davranış modeline takıldığım için değil, saygıdan. Şimdi bu çok önemli bir cümle. Gerçekten böyle birisin. Diyorsun ki... Hiçbir erkek unutmasın, hepimiz bir kadının içinden çıktık ve her erkeğin içinde bir kadın var aslında. Biraz cesursan bunu fark edip onunla yaşamalısın. Ve seninle ilgili hedef adamı değilim, yolculuk adamıyım. Doğru. Seni, kendini anlattığın cümleler. Hayatı anlatmayı ve yaşamayı seviyorum. Evet. Hep seninle ilgili şöyle bir tutum var yani. Yetkin deyince, yetkin abi mi, yetkin mi, yetkin... Bunu çok samimi anlatıyorum buradan seyircilerimize. Onlar seni tabii ki sahneden ve ekrandan tanıyorlar ve seviyorlar. Çok eminim ama yakından tanıyan insanlarda da sana müthiş bir saygı ve çok büyük bir hoşgörü ve çok sevgi var. Çok naziksin bir kere bunları söylediğin için. Ama böyle, gerçekten böyle ve biliyorsun biz de hep böyle söylemeyi sevmiyorum. Olumsuz göstermeyi bizim, evet, dostlarımıza, ama bu çok da kolay bulunan bir şey değildir ya. Mutlaka doğru, bir doğru. Açık ararız. Mutlaka bir, hepimizin birbirine yapıştıracağı bir kulp vardır. Ben hariç, ben hiç öyle biri değilim. Değil mi? Bunu da burada bastırarak söyleyeceğim. Ama çok özel bir yerin var. Şunu merak ediyorum. Bu kadar sağlam ilişkiler, dostluklar kurmak, bu kadar efendi olarak hayatına devam ettirebilmek, bunca stresin içinde, sette ve set dışında nasıl koruyorsun kendini? Yani bu güzel ruhunu nasıl... taze ve temiz tutabiliyorsun aslında. Korumaya çalışıyor muyum bilmiyorum. Korumaya çalıştığım şeyler olduğunu hissediyorum. Onlar, hani ben insan kalmaya devam edeyim. Yani ben ne olur biyomekanik olmayayım. Ben robotlaşmayayım. Hayatın içinde kalmaya devam edeyim. Ki bu benim mesleğim için de gerekli. Yani insan başka insanları anlatma iddiasındaysa, hayatı anlatma iddiasında olan bir iş yapıyorsak,
Hayatın içinde tabii kalacaksın. Ki. Kendini tabii ayırıp ki. Götürüp oradan arabaya, oradan gökdelene falan çıkıp olmuyor. Eskilerin hani fil dişi kuleleri ya. Dedikleri. Aynen. Bugünün karşılığı da o. Kendi kabuğuna bile çekilmek birazcık ağır. Yalnızlık bile fazla lüks oyuncu için. Yani istemediğin yerde bile atıvermelisin kendini hayatın içine. Çünkü istiyorsun, yapmayı istiyorsun, anlatmayı istiyorsun. Ama bütün bunların içinde çok daha değer verdiğim bir şey var. Oyunculuğa neden değer veriyorum? Hayata değer verdiği için. Hayatı baş tacı ettiği için oyunculuk çok değerli. Ama hayattan değerli hiçbir şey yok. Yaşamaktan, paylaşmaktan değerli hiçbir şey yok. Buralarda kalmayı tercih ettiğim için böyle görünüyor olabilirim. Bu benim asla rolüm değil. Herkesin oyuncu olduğunu zaten biliyorum. Evet. Oyuncular dışında herkesin de oynadığını biliyorum. Lütfen bunu da bilsinler yani. Tabii herkes ki. Bilsin, herkesin içinde oyuncu var zaten. Tabii ki. Bir tek biz değiliz o şeyler yani. Ay aktörsünüz, her şeyi tabii yutturursunuz. Yok olmuyor, yutturamıyoruz. Yok tabii ki. Yutamadığımız gibi yutturamıyoruz. Kesinlikle zaten. Farkındayım. Ama evet. Eşim şöyle der, Aslı bu kadar da yani analım Ulu Önder Atatürk'ü de. Ne bu yahu der, Atatürk gibi o saygı bu saygı bir yetkin. Biraz diyor şey yap kendini. Hani kır birazcık böyle rahatla. Aslında haklı. Biraz fazla imtina ediyorum. Biraz fazla aman hiç kimseye bir şey olmasın. Hiçbir kimsenin nasırına basmayayım diye belki de fazla uğraşıyorum. Aslı'nın bir faydası da bu oldu bana. Yani son yıllarımda. Birazcık beni daha böyle bir çocukluğuma yaklaştırdı. Biraz daha şımarık olma hakkımı kullanmama ne vesile güzel, oldu. Ama zaten hanımların vazifeleri... Yani eşlerin belki de eşlerin varlığının güzelliği de bu. Dengeleyen bir şey. 2014 yılında Aslı Hocan'la evlenmişsiniz. Evet. Doğru mudur? Doğru. Aynı yılda evlenmişiz. Ben de takip ettim. Evet. Aynen. Birlikte çıkıyoruz. Evet. Search edince. Aynen. Evet. Ben de eşimle o zaman evlendim. Çok güzel bir şey. Evde mutluysan, buradan evet. Aslı'ya da selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkürler. Evinde mutlu olunca... Kariyerinde ve hayatında da mutlu oluyorsun ve o seni sürüklüyor. O yüzden bence eşleri dinlemekte fayda var. Ben Aslı'yı dinlemekte fayda var. Biraz daha belki rahat, biraz daha... Birazcık bırak diyor kendini. Rahat da şımardı, bence tadını de... çıkar. Hadi biz de bir reklama bırakalım kendimizi, sonra buradayız, buyursunlar. Kapa çalacak mı? Ben geldim. Ay yine kentem abi. Kötü oldum ben. Ya. Bu yapılmaz. Hanım. İnan. İlk defa duraksamama sebep olan bir soru geldi. Müthiş bir yolculuğa çıkardınız beni. Kaybolmasını istemezsin. Hayır istemiyorum Kubilay. Valla anladım ben. Ne yapıyorsun sen? Niye bıraktın o kızı? Kuşumla fırladım. Ay şaka evet. gibi. Bir ayağım çukurdan diyor. Bak şimdi yine. Erkek tarafı güçsüz. Güzel. Aa. Bir döktürüyor. Bir tutam tuzumuz evet, var. Evet. Ben yapacağım bunu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Nefes. Annen de benim gibi. Öyle bağlı içimden bir ses. Öyle bağlı. Dur bir horon. Tepiyorsun. Ben kalmadım. Bu ne değil ya? Vallahi ne? Akdeniz. Onlar var. Ebe çocuk, ebe çocuk. Ebe çocuk. Kurbağa röpte şembürü. Evet. Yani benim için. Evet, aynen, evet. Üç tane robotumuz oldu. Nur topu gibi üç tane. Kısa boylu. Yoksa çok güzelim yani. Kısa boylu. Manken kesin olur. Sen kesin. Sen her şey olursun. ve... Son olarak şunu da söyleyelim. Profesyonel oyununu hala izlememiş olanlar varsa hala devam ediyor. Kaç sene oldu? Evet. Sezonumuz bitti. Şimdi 7,5'u doldurduk. Sezon ortasında başladığımız için Ocak gibi başladık. 8'le inşallah Ekim ayında tekrar seyirciyle buluşmaya devam edeceğiz. Bu ne muhteşem bir şeydir. Bu nasıl sadık bir seyircidir. Bu görüntülerimiz de arkada geliyor. Yani tiyatro asla ölmüyor ve seyirci tiyatroyu... Asla bırakmıyor. Tiyatro, işte. Tiyatro öldü diyenleri öldürüyor, kendi yaşamaya devam kesinlikle. Ediyor. Ay harikasın. O kadar sinirleniyorum ki tiyatro demode oldu öldü ben diyenlere. Ben de şunu diyorum. Babana da gitmezsen geliyor. Baban da ölmüştür yani. Git kardeşim orada yaşıyor işte kesinlikle. Tiyatro. Sen bilirsin senin kesinlikle. İçin ölmüşse. Kesinlikle. Tabii ki ara verdiniz. Şimdi bir dinleniyorsunuz. Evet, sonra sezonla beraber açıyorsunuz. Açıyoruz. Ve her şey mümkünden evet. bir soru gelecek şimdi sana. Evet, benden sen. Sana. Şu an bizi izliyor seyircilerimiz. Evet. Akşam vakti saatler 9 oldu artık. Evet. Diyorlar ki biz neden her şey mümküne gidelim? Niye gitsin seyirci bu filmi izlemeye? Bir kere ben oynadım yani bu programı izliyorlarsa bir giderler diye düşünmüyorum. Hani bu programı izledikleri için. Bence de. Buradan kazandık 3-5 kişi aynen. diyelim. En önemlisi Alper Baba Yağmur'un ilk filmi heyecanla ortak oldum. Ama en çok da şu iyi kalpliliğine ortak oldum. Çok açık bir insan. Eleştiri ve öz eleştiri var kendisi için. Biraz sektöre öz eleştiri de var.
bu filmin içerisinde. Çünkü bir ilk film çekilirken onun zorluklarıyla da uğraştık. Ekibi oluşturduk, zorlandık. Ama hikayemiz her şeyin mümkün olduğunu söyleyen bir hikaye. Başlık da öyle zaten, adı da öyle. İyi kalpliliğin kazanmasının mümkün olduğunu görmek için gelebilirler. İyi ki geldin diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.